Vallahi gitse iyi olur ya. Her yeri doldu adamına. Ya mecbur gidecekler ya. Bugün Suriyeliler, Afganlar, Somaliler doldu ya, doldu. 10 milyonu geçtiler ya. 6 milyon yabancı olduğu resmi ya, kaynaklar. Resmi kayıtlar. Kaçakların her gün kamyonlarda, otobüslerde kaçaklar geliyor. Yani mülteciler maaşını alıyor. Mültecilerin her şeyi gideriliyor. Yiyeceği veriliyor. Her şey yardım yapılıyor. Burada bizim Türk vatandaşlar da acından ölüyor. Çalışacağım diye. Emeklisi çalışmaya başladı ya. Yani bu kadar geçim yani çok zor. İnşallah gönderin yani. Yeter artık. Türk tanıyamıyor. Türkleri tanıyamıyor. Yeter. Oğlumuz şehit oldu onların yüzünden. Onlar niye askerlik yapmıyor? Benim canım yanıyor. Benim oğlum şehit oldu. Canım benim. Hemen gitsinler. Suriyeliye bakana kadar kendi milletine baksın daha mantıklıdır yani. Suriyeliler nedir? Başımıza bela. Televizyonumuzu çaldılar geçen. Televizyonumuz yok artık. Nerede yaşandı? İstanbul'da. İstanbul'da bizim bina full Suriyeliler oturuyoruz zaten. Biz Türk'tük. Artık Türkiye'de Suriyeli doldu zaten. Türkler kalmadı onlar da. Amerika'ya kaçıyorlar parası olan. Bütün Ostim'de, organize sanayisinde, temellide, bütün şeylerde Iraklılar, Suriyeliler. Geneli o. Neden böyle dedim? Bizim halkımız çalışmıyor diyor. Çalışmıyor deyince dedim ki, ben de dedim ki sizin işinize gelmiyor, ucuz yollu çalıştırıyorsunuz deyince adam cevap veremiyor yani. Ama ben şu anda nakliye emekliyim. Emekli olduğum halde çalışıyorum. Burada adaletsizlik var. Neden adaletsizlik var? Ben 2 sene olmuş emekli olalı. 2050 alıyorum. Şimdi oldu 2,5. 1600 alan oldu 2,5. Bu adaletsizlik nerede? Bunu biz bunu arıyoruz. Biz bu yani bunda da çalışmasa tamamen aciz ya. 1600 lira önemli değil. Adam 8 lira emekli maaşı alıyor. 8 lira. 1600 lira alsın 2,5 lira. Adam 8000 lira emekli maaşı alıyor. 7000 lira emekli maaşı alıyor. Yaz biri kamudan emekli, biri özel sektörden emekli. Onlarda iş çok ama para yok. Para. İş çok ama para yok. Verdiği para insan geçinemiyor ki. 6 lira da verse gitmiyor. Bir teneke yağ olmuş 200 lira. Bir çay 50 milyon lira. Ha bak ben halde esnafım. Ha bak alıyorum. Ha bak şu 5 milyar lira para tutuyor bak. Evet. 2 sene önce bunu 2 milyar alıyordun. Şu anda 5 milyar alıyorum. Bana 5 milyar versen ne olacak? 6 milyar versen ne olacak? 300 100 milyar götürenler 60 lira götürenler 30 lira götürenler düşünsün. Abinin dediği gibi yani. Adaletsiz tabii. 7500 lira. Tabii bunlar ya. Önemli yani. Açık yoksa sınırı. İş var. Çok gelsin ben de çalışırım. 150 lira alıyor olduğu gibi bitiyor yani. Hiç vermeseydi yani, zamı, yani. Benden alsaydı da bu zamı vermese bundan iyiydi. Benden alaydı bu emekli maaşını, ben hiç ona razıydım. Bu zamda bu millet sokakta yani. Bu neyin nesi, neyin fesi ben anlamadım. Neyi düşüneceğiz biz ya? Hırsızlık mı yapalım? Hırsızlık yapsak tutup kolumuzdan atıyorlar. Yani dürüse doğru dürüst bir yol yok ki ya. Yok yani ben bunu... Çalışana ekmek var diye bir şey var yani. Çalışırım, çalışıyorum. Allah'a çok şükür. Elim ayağım tutuyor. Öyle olur mu abicim? Olmaz. Bu abi haklı. Ne yapalım? Kafayı ekme abi ne yapalım ya? Çalışacaksın abicim. Çalışacaksın, iş yok. Güç yok, vermiyor. Yani nerede iş? İvedik'te, Ostim'de, Sincan'da, bütün fabrikalarda. Sabıkalısın diyorlar, vermiyorlar abi ya. Sabıkalısın. Ya bu kalayın diyor, vermiyor abi. Ne yapalım bizi? Sigaraya bakın şu... Sigaraya 30 milyon yapmışlar abicim ya. Kaç sefer zam geldi. Bu insanlar ne yani, yapacak abi zaten ya? Zaten insanlar stres yüklü. Bırak, nasıl bırakacak bu çocuk stresler? Var, çocuk var, çocuk var. Ne olacak? Habire sigaraya zam, habire sigaraya zam. İnsanlar artık da patlama noktasına geldiler. Bu ne böyle ya? Yat zam kalksam, yat zam kalksam. Ya bunun sonu nereye gidecek? İnsanlar ekmek bulamaz hale geldiler. Pazarlarda artık topluyorlar. Ya buna çözüm de bulunmuyor. Bu şekilde gidiyor. Teşekkür ederiz. Abi millet getirdi AKP partisini. Millet de gelmesine yani itiraz etme hakkı yok ki. Sen bana 80 milyon yetki verirsen ben de getiririm. Ben tek... Siz rahatsız mısınız ülkemizdeki mültecilerden? Benim için sıkıntı yok. Herhangi bir mahsuru var mı sizce? Yok, benim için hiçbir mahsuru yok. Yaşasın yani, en azından bir insan. Peki iş yok diyorlar gençler. Az önce konuştular. İş yok, para kazanamıyoruz diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben çiftçiyim, benim için sıkıntı yok. Çiftçinin durumu nasıl? Vallahi normal. Biz iyiyiz yani. Bir sıkıntım yok. Benim 740 dönüm arazim var, bir sıkıntı çekmedim.
1600 arpayı satırdım. Şu anda 5000 liraya satıyorum benim için. Hani devletin katkısı var mı çiftçiye? Evet. Alıyorum ben geçenlerde 50 bin lira dönümüne 35-40 milyara yakın para aldım mazot parası. Benim yaktığım mazotun zaten tamamını verirdi. Ben ne diye şikayetçi olayım ki? Başka ne tür destekleri var hükümetin veya devletin çiftçiye? Hayvancılıkta destek alıyoruz. Mesela bugün bir traktör alsam, sıfır traktör alsam faizin yüzde mesela 50'sini devlet karşılıyor. Yani benim bir şikayetim yok. İnsan yani Allah için konuşuyor yani. Sorabilirsen de yani bankalardan yani sadece ben kendi kafamdan konuşmadığım bir şey değil. Siyasi partiler özellikle muhalefettekiler çiftçi bitti, çiftçi perişan, açlıktan ölüyor söylemleri var. Tece numaramı da vereyim. Tece numaramdan bak tabii kayıtlarıma 740 dönüm arazim var. 100 ton arpa satsam 500 milyar ben ıstık gibi hayat yaşarım. Yani benim için. Nerede yapıyorsunuz çiftçi? Erzurum Orasan. Orasan. Evet. Mutlu bir çiftçi. Evet. Çiftçiyim ama mutluyum diyorsunuz. Yani. Evet, ben bir sıkıntı yaşamadım 20 yıldır. Yani. Yaşamadım, asla. Yani. Nasıl gerçek dışı bir şey de konuşmam ben ya. Yani. Teşekkür ederiz. Çünkü karnı doyuyor ama bizim karnımız doymuyor ki. Emekli misiniz? Evet. 2500 alıyorum. 2500 alıyorum. Ben bu yaşta gidiyorum. Topluyup şey yapıyorum, torunlara öyle bakıyorum. Yani... Biz demiyoruz yani hani Suriyelileri falan kıskanmıyoruz, Afganları kıskanmıyoruz. Ama bizim gençlerimiz olsun, bizler olalım. İş bulamıyoruz. Onlar sigorta şeyi vermediğinden diyorlar ki onları gönderirsek yani Türkiye mahvolacak. Yani iş verenler, sigorta yani iş, bizim gençlerimiz. 30 sene, 35 senelik gençlerimizin hayatı, üniversiteyi okuyan da gitti, mahvoldu. Emekli olan da mahvoldu. Emekli paramız bizim şu anda 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar olması lazım. Yani 2,5 milyar olacak şey mi bu? Peki işini iyi yapan, çalışmak isteyenlere Suriyeliler engel mi sizce? Tabii ki engel. Suriyeliler olsun, Afganlar. Nasıl bir engel teşkil ediyor? Hele Suriyeliler yani bizim ufak çocuklarımız çok farklı şeyler yaptılar yani. Yani söylenecek bir durum değil bu da yani. Onun neyi Müslümanmış yani? İnsan, insan olsun insan. Nereli olursa olsun sonuçta. Gitsin memleketine, daha değişik bir yurt dışından başka insanlar gelsin Türkiye'ye. Türkiye kalkınsın. Şu anda aciz yani. Değil mi? Sefaletliyiz yani. Mahvol Türkiye. Beni öyle sorma yavrum. 2,5 milyar alıyorum. Gidiyorum Kızılay'a. Diyorum torunlar var diyorum. Torunlarım var diyorum. Yardımcı olun. Bana vermiyor. Afganlı'ya veriyor mesela. Maaşınız olduğu için. Maaşım olduğu için. Maaş olsa 2,5 milyar. O mesela bizim Türkleri de veriyor. Adam gitmiş alkol almış, içiyor, Çin'de yaşamış, Yeni Doğan'da yaşamış. Onlar kaç kişi hep şey alıyorlar. Yani daha emekliden daha büyük para alıyorlar ama zavallı emekli hiçbir şey yapılmıyor. Bu kadar diyorum. Başka ne söyleyeyim? Teşekkür ederiz. Siz gitmesini mi istiyorsunuz Suriyelilerin? Evet. Evet. Neden? Gitsinler niye? Türkiye'yi rahat bıraksınlar. Aşk kaldı. Yani Türkiye dediğinizde yeter. Türkiye çok şükür. Çok güzel bir yer Türkiye'miz. Evet. Allah korusun. Allah insanları karşılaştırsın. Allah doğru yoldan şaşırmasın. Aynen. Peki onlar kendi isteğiyle mi geldiler sizce buraya? Hayır. Yoksa mecburiyetten mi geldiler? İşte illa ki orada savaş oldu. Kimse rahat yerini bırakıp da bir yere gitmez. Ama şimdi herkes diyorsun yani mesela orada gençler savaşabilirdi. Niye bırakıp geldiler memleketlerini? Şimdi Allah gün bizim bizde bir şey olsa bırakıp gidecek mi gençler? Biz nasıl savaşırız? Öyle bir şey yok. Onlar da savaşsınlar. Herkes onlar yerine gitsin. Doğru yoldan geçsin. Abi gitsinler. Gitsinler. Bizim memleketimiz bize anca yetiyor. Çünkü onlar vatansever bir kişi olsa buraya kaçıp gelmezlerdi. Bunları bir saat burada durdurmak bile yanlış. Başka sormak istediğin soru varsa ben her konuda cevap verebilirim. Süleyman Soylu, Ümit Özdağ arasındaki tartışmaya ne diyorsunuz? Süleyman Soylu bir vatansever kişidir. Fazla detaylara girmek istemiyorum. Teşekkür ederiz. Suriyeliler gitsin çağrıları var. Gitsin tabii canım. Bizim huzurumuzu bozuyorlar.
Sonra işsizliğe yol açıyorlar. Bizim elemanlarımızın cevabında işsiz kalıyor onların yüzünden. O asgari ücretin yarısına çalışıyor. Diğerleri bizimkileri böyle şey yapıyor. Onlar nasıl geçiniyorlar peki? Vallahi onların dışarıdan gelirleri var galiba. Veyahut da başka bir gelirleri var. Yoksa o parayla o geçinilmez. Sonra ev kirası daha fazla ödüyorlar. Ne bileyim böyle gitmesini tercih ediyoruz biz. Yani o bakımdan kessinler. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Vatanına, milletine faydası olmayan Suriyelilerin bize ne faydası olacak? Halkımıza zararı, bayrağımıza zararı, bize zararı. Neye faydası olacak? Bu insanları kovalasın gitsin bizim devletimiz ya. Hakiki vatanına, milletine saygılı bir insan olaydı, orada savaşırdı, buraya gelmezdi bu insanlar. Bu insanlara ekmek vermek bilene haram yani. Ekmeğimizi yiyor, bizim kardeşlerimizi öldürüyor. Bunlar nasıl bir insanlar? Bu ne demek yani? Bu ne demek ki? 2,5 milyara ben evde 1,5 milyar kira veriyorum. Ondan sonra benim neyle geçineceğim? Ben onu söylesin bir de. Onu söylesin. Bir araştırsın şöyle bir dolansın bakın bir ya. Bir de dolansın. Ben bunu istiyorum ya bir hükümetten. Bize de yazdık. Bu insanlara da yazdık. Onlara harcayacağı parayı bize harcasın. Mikrofonu kapat. Hiç yurt dışına çıktın mı? Çıkmadın değil mi? Ben 12 tane ülke gezdim. Ben bu vatanda biz yabancı istemiyoruz. İstemiyoruz. Gitsinler. Ne Afgan'ı ne Suriyelisi hiçbir şey kalmasınlar. Milletin huzurunu bozuyorlar. Milletin bundan huzuru bozuyorlar. Şimdi diyor ki bundan nasıl geçiniyor? Onlar senden benden niye geçiniyor? Devletin bütçesinin %60'ını yiyen bu yabancı uyruklu insanlardır. Ben kimseye bir şey demiyorum. Kimseye suçlamıyorum ama gitsinler diyorum. Bunlar vatan sebebi işi değiller. Başka bir şey konuşmak yok. Ha Suriye'ye nasıl oluyor? Şimdi ben evden geliyorum. Onlar oturmuş keyif çatıyorlar. Bizim yaşlar ayakta böyle dineliyorlar. O konuda çok mağduruz. Diyorum ki ya bir yer ver diyorum. Please no işte go falan. Elimizde ne varsa onlar sayesinde İngilizce de öğreniyoruz. Vallahi vermiyorlar. İnat ediyorlar, vermiyorlar. Vermiyorlar vallahi. Bak yaşlılar ayakta. Yaşlı teyzeler ayakta. Bir şey desek bize bak bir şey desek bize aynı dilden biz anlamayalım diye bize yani küfür. Evet evet sor doğru. Çok doğru söylüyor. Yaşlarımız yerde. Çok doğru söylüyor. Yaşlarımız havada böyle titriyorlar. Ellerinde böyle telefonu. Niye bizimkini soruyorlar? Onlarınkini bir sorsanıza. Vallahi. Ağzına sağlık. Çok doğru söylüyor. 7-8 tane çocuğu var. Bir de çocuk parası alıyorlar. Evet. Yani öyle yani. Hep. Ben şöyle düşünüyorum. Kısacası içim kan ağlıyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Tamam. Onlar geldi bize sığındı. Biz destek olduk bunlara. Halen de oluyoruz. Şimdi güzellikle, tatlılıkla, davulla, zurnayla onları geri memleketine yolcu edeceğiz. Ama biz onlara karşı herhangi bir kin, herhangi bir şey yok. Türk milletinde yok bu. Devletimizde, milletimizde hep güzel karşıladı. Ama geldikleri gibi de bir insan memleketini, vatanını terk edip gitmez. Savaş da olsa gitmez. Biz Türk'üz, biz Türk milletiyiz. Sen nereye gidersen gidecek yerin yok. Biz bu sahada burada öldürürüz. Savaşın bizim zaten hiç yok, hiç yok. Vallahi hiç savaş yok. Yere sığamayız. Evet. Savaşı bırakıp kaçarsan ne olur? Olmaz. O zaman vatanına sahip çıkmayalım bizim ya istekler ya cumhuriyet. O zaman o savaşta vatan hain olur yani o savaşı memleketini bırakıp kaçan adam. İşte, tamam, ben 67-66 yaşındayım. Eğer bugün memleketime bir şey olsa çeker giderim. Gitmesem namerdim yani. Onlar bilhassa Afganların bir dakika burada durmaları yanlış bir şey kardeşim. Giremiyor, bir an önce gitmeler. Misafirliği ise yeter. İnsanlığı ise yeter. Adamlığı ise daha yeter. Bunun ilerisi yok. Bir an önce gitmeleri lazım. Benim gençlerim iş yok. İş yok iş. Onların sayesinde iş bulamıyorlar. Yazlık günahtır. İyi bir adamsın, kendi memleketini niye terk ediyor? Ne savaşı var? Savaş bitti. Esat da istiyor gönder benim insanlarımı diye. Niye şimdi göndermiyorlar? Savaş varken terk edebilir. Şimdi Rusya ile Ukrayna da savaşta. Onlar da terk ediyor. Ama savaş bittikten sonra herkesin nizami bir şekilde memleketine dönmesi lazım. Sen gelip de buraya doğru ya.
Ukraynalılar geri geliyor oradan, savaşın bittiği yerlerden hemen geliyorlar, yerlerine yerleşiyorlar bak. Ukrayna'nın bayanları harpte savaşıyor Rusya'ya karşı. Suriyeliler vatanını savunmadan geliyor benim Türkiye'me. Doğru. Burada saltanat sürüyor. Böyle bir dünya var mı? Yalnız İranlısı, Iraklısı, Suriyelisi, Mısırlısı, Faslısı, Tuluslusu, Cezayirlisi, Sri Lankalısı, artı aklına gelen her yerden milletten bizde var. Biz bunu kabul etmiyoruz yüce Türk millet olarak. Kesinlikle. Ne kadar misafirperver olursanız olun, misafirlik 3 gün 5 gündür, 10 gün olmaz, 1 ay 5 sene 10 sene olmaz. Demokratik yapıyı değiştirmekten başka hiçbir şey değil bu. Niye iş gücü bulamıyormuşum? Ben şurada itfaiyede tütün satıyordum. Bana ceza kese kese beni bıraktırdılar. Şimdi Suriyelilere ceza yok. Ben işimi kaybettim burada Suriyelilerin yüzüne. Efendim? Neden olacak? İşte görüyorsunuz ne olduğunu. Ben ne diyebilirim ki? Doğrudur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı kendi vatandaşı değildir. Suriyeliler vatandaşlar. Yabancı olmuşuz ya. He. Biz yabancı olmuşuz. Ben dün hastaneye gittim. Sıra bekliyoruz. Diğer vatandaşlar gibi hepimiz bekliyoruz. Suriyelili geldi beni şöyle itekledi kenara. Direkt doktorun yanına gitti. Doktora ne oluyor dedim. Onların önceliği varmış. Ne önceliği var söyler misiniz? Özelliği ne? Para vermiyor, pul vermiyor. Hiçbir sigorta ödemiyor. Maaşını alıyor, evine kadar her şey gidiyor, bütün yaşası temin ediliyor. Ne olsun, niye gitsin ki? Vatan haini onlar. Ve onları getirenler vatan haini. Ben açık söylüyorum. Her gün daha... Kim ne derse desin. Ben olsam bunları Türkiye'ye değil, Türkiye'nin sınırlarına dahi sokmam. Sen gider misin öyle o şekil buraya? Siz gelseniz biz sizi diyor kapıya almayız, kapıya bırak da getirip misafir toprak vermek. Aa, bu buğdayı aldım. Maaş vermek. Bu buğdayı aldım. Ne 30 kağıta. 30 kağıta aldım. 30 kağıta. Geçen sene bu zamanlarda bir çuvala 30 kağıt idi. Kimin yüzünde? Işte, Suriyelilerin yüzünde. Poşet ne kadar biliyor musun bak? Şurada kalp ilacı var. Bunda bir iki tane işte erik var, şeker var. Ne kadar verdim biliyor musun? 450 lira. İlaç derken şurup. Bu kadar yani açıktan insanları getirip de beslemezler. Hiçbir vatan yapmaz bunu. Hiçbir vatansever bunu kabul etmez.